Üçüncü sorumuz bir zarf sorusu. Sorumuzun gövde kısmına baktığımızda adverbial clause diye adlandırdığımız zarf cümleciği oluşturmakta kullanılan önemli bir bağlaç görüyoruz. While bağlacını. While bağlacı hem iki cümle yapısını zaman yönünden bağlar hem de zıtlık yönünden bağlar. Bu sorumuzda while bir zıtlık bağlacı görevi görüyor. Bu şekilde zıtlık yönüyle cümleleri bağladığında while'ın yanında bulunan yan cümlecik olumlu bir anlam taşıyorsa ana cümle bunun tam tersi olumsuz bir anlam vermek zorundadır. Tıpkı bu sorumuzda da olduğu gibi. While'ın hemen yanı başındaki cümleciğimiz pek çok insanın su kirliliği konusunda bilgi sahibi olduğunu, bazı şeyler duyduğunu söylüyor. Olumlu bir ifade var. Ana cümle kısmımızda ise çok az kişinin gerekli çabayı sarf ettiğini, bu sorunla mücadele etmek için, bunu ortadan kaldırmak için çok az kişinin gerekli çabayı harcadığını söylüyor. Negatif bir ifade var. Bu açıdan while bağlacının gerektirdiği zıtlık ilişkisi hali hazırda kurulmuş. Yani tam bir cümlemiz var. Bu şekilde değerlendirecek olursak bizim ana cümle kısmımızda eksiye dönen, artı giderken cümlede eksiye dönen ortamı tamamlayıcı negatife geçiş zarfı gerekiyor. A seçeneğinde vehemently diye bir zarfımız var. Vehemently şiddetli bir şekilde anlamı taşır. Bu yüzden düşündüğünüzde de anlam olarak uygun olmadığı hemen ortaya çıkacaktır. Pek çok kişi su kirliliğini bilirken şiddetli şekilde çok az kişi çaba sarf eder demek doğru olmayacaktır. A seçeneğini bu nedenle eleyebiliriz. B seçeneğindeki regrettably kelimemiz ise unfortunately diye daha yaygın şekilde bildiğiniz bir kelimenin eş anlamlısıdır. Unfortunately ne yazık ki, ne kötü ki anlamına gelir. Regrettably de buna yakın bir anlam verir. Ne yazık ki, üzücü bir şekilde anlamına gelir. Bu şekilde değerlendirdiğimizde pek çok kişinin su kirliliği konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen ne yazık ki çok az kişi gerekli çabayı sarf eder. Gayet uygun bir ifade. O yüzden B seçeneği uygun diyerek C'yi inceleyelim. Diğer seçenekler eğer kolaylıkla elenebilirse B seçeneğine kanaat getireceğiz. Ceyhan'da efficiently diye bir zarfımız var. Efficiently verimli bir şekilde, etkili bir şekilde anlamına gelen bir zarf. Verimli bir şekilde çok az kişi demenin uygun olmayacağını takdir edersiniz. O yüzden C seçeneğini de hemen eleyebiliriz. Denizli seçeneğimizde yine sıkça kullanılan zarflardan birisi var. Initially. Initially eş anlamlı kelimesiyle de anlatmaya çalışayım size. Originally kelimesine denktir ve başlangıçta anlamı taşır. Bu şekilde düşündüğümüzde başlangıçta çok az kişi gerekli çabayı sarf eder dememiz yanlış olacaktır. O yüzden Denizli seçeneğini de eliyoruz. Edirne'de soothingly diye bir zarfımız var. Soothingly, rahatlatıcı bir şekilde, ferahlatıcı bir şekilde anlamına gelir ve iyi haberler alındığını gösteren cümlelerde kullanılması uygun düşer. Halbuki bizim cümlemiz olumsuz bir hava estiriyordu hatırlarsınız biraz önce söylediğimiz gibi. Bu yüzden E seçeneğini de elememiz doğru olur. Cevabımıza ulaştık bu sayede. B seçeneğimiz regrettably yani ne yazık ki, ne kötü ki, ne üzücü ki anlamına gelen zarfımız cümlenin içine yerleştirdiğimizde pek çok kişi su kirliliği konusunda bilgi sahibi olsa da ne yazık ki çok az kişi bu sorunun kökünü kazımak için gerekli çabayı sarf eder.